Herkese merhaba arkadaşlar. %100 elektrikli araç almak isteyenler için çok güzel bir video hazırladım. Bu video sayesinde aklınıza takılan sorulara yanıt bulacaksınız. Araç almayı düşünüyorsanız ya da bu tarz bir araç kullanıyorsanız aslında nelerle karşılaşabileceğinizi size anlatacağım bu videoda. Şimdi beni tanıyanlar bilir, kanalıma abone olanlar ya da beni takip edenler bilir. Ben elektrikli otomobillere karşı, yani %100 elektrikli otomobillere karşı güzel hisler besleyen birisiyim. Zaman zaman bu tarz araçlarda kullandım, çeşitli testlerde yaptım ve kanalımda da bu tarz otomobillerle ilgili farklı teknolojileri anlattığım videolar yer alıyor. Şimdi o videoların aslında birçoğunun içinde ben anlattığım konuları bu videoda da anlatacağım ama oralar olmayan veya hani bunları böyle toplu olarak bulmak isteyenler için bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Bu videoda anlattığım birçok konu aslında uzun yıllar işinize yarayabilecek bilgiler. Fakat sadece bazıları değişebilir. İşte menzil meselesi mesela, menzilden bahsedeceğim ve bu menzil meselesi değişebilir. Çünkü teknoloji gelişiyor. Bu videoyu birkaç sene sonra izlerseniz muhtemelen belki verdiğim rakamların çok da geride kalmış olduğunu da görebileceksiniz. Videodaki fikirlerin, videodaki bilgilerin birçoğunu uzun yıllar kullanabileceğiniz bilgiler olacağı konusunda bilgi vermek isterim. Şimdi ben bu videoyu hazırlamak için şöyle bir yöntem izledim. Twitter'da ve YouTube'da anket hazırladım. O anketlere gelen yorumlar çerçevesinde de bu videonun içeriğini hazırladım. Kendi bazı bilgilerim de vardı. Onları da eklemiş oldum. Videoyu bölümlere böldüm. Zaman çizelgesi var videonun içinde. Hangi konu başlığını merak ediyorsunuz, doğrudan doğruya o konu başlığını seçip de izleyebilirsiniz. İsterseniz şuradan böyle bir alttan bar var, oradan yapabilirsiniz. İsterseniz de açıklama kısmında da hangi konu başlığının kaçıncı saniyede, kaçıncı dakikada olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ekranda bir anketin sonucunu görüyorsunuz. Bu Twitter anketi, %100 elektrikli otomobillerle ilgili bir video hazırlamak istiyorum dedim. Bu videoda aşağıdaki konuna değinmek istiyorum. Konular da şöyle: fiyat konusu, şarj menzil konusu, şehir içi deneyimi ve şehir dışı deneyimi olmak üzere 4 tane seçenek var ki Twitter'da 4 tane seçenek verebiliyorsunuz. İsterseniz de siz de yorum yazın dedim. Bazı arkadaşlar da yorumlarını yazdılar. Bu videonun için çeşitli yerlerde o yorumlardan da bahsedeceğim. Twitter'daki sonuç şu arkadaşlar: en çok insanların merak ettiği konu, değinmemi istediği konu şarj menzil konusu olmuş. Bunu anlatacağım. Bir de YouTube anketine bakalım. YouTube'daki anket meselesinde de burada da 136 tane oy almış. En azından ben bir ekran görüntüsünü aldım. Burada 5 tane seçenek var. Fiyat, şarj istasyonu, şehir içi kullanım, şehir dışı kullanım, bakım ve pil ömrü. Burada da en çok oy alan bakım ve pil ömrü meselesi ortaya çıkmış. Daha sonra %26 fiyat ve %22 de şarj istasyonu konusu olduğu çıktı. Bir de şehir dışı kullanımda %11 fena değil. Şimdi bunlar ekseninde ben arkadaşlar bir kendime göre bir planlama yaptım ve bu planlama çerçevesinde hangi konulardan bahsedeceğim başlıyoruz. Şimdi önce fiyattan bahsedelim. Ben bu videoyu çektim. Tarihi itibariyle %100 elektrikli otomobillerin fiyatı benzinli ve dizel sürümlerle hemen hemen aynı noktada arkadaşlar. Günümüzde ortalama bir elektrikli otomobili yaklaşık olarak 1 milyon TL fiyat etiketi satın alabiliyorsunuz. Tabii ki aracın konforuna göre, özelliklerine göre, markasına göre bu fiyatlar 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon liraya kadar çıkıyor. Lüks markalarda, Mercedes ve BMW gibi markalarda rakamlar buralara çıkıyor. Şu anda fiyatlar dizel ve benzinlilerle eşitlenmiş durumda. Tabii ki bazı örneklerde daha yukarıda olduğu örnekler de var. Mesela Nissan'ın e-Power teknolojili ürünlerinde normal Qashqai ile işte elektrikli olan arasında 500 bin lira bir fiyat farkı var. Ama o birazcık istisnai bir durum. Şarj istasyonu ve şarj konusu. Şimdi bu tabii en önemli konulardan bir tanesi. Benim kişisel önerim arkadaşlar, elektrikli bir otomobil almak istiyorsanız, kafanızda böyle bir hani acaba alayım almayayım sorusu varsa ve şarj konusunu düşünüyorsanız, kesinlikle ve kesinlikle evinizde ya da iş yerinizde bir tane şarj istasyonunuz olmalı. Hani bu şarj istasyonundan kastettiğimde AC dediğimiz, wallbox dediğimiz duvara takılan türde bir şarj istasyonu olmalı. Çünkü dışarıda yaptığınız şarjlar evde yaptığınız şarjlara göre yaklaşık 2 kat daha pahalı. Ortalama söylüyorum bunu. DC yaparsanız, yani AC'de o kadar iki kat oluyor ama DC'de daha da yüksek olur, ama DC evde zaten yapamazsınız. Çünkü DC makineler pahalı. AC dediğimiz standart şarjı evinize kurdurabiliyorsunuz. 30-40 bin lirada bir maliyeti var. Yani 20 bin lira falan civarında yakın zamana kadar, ama artık tabii her şeyin fiyatı artınca onların da fiyatı arttı. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim. Elektrikli bir otomobili standart 220 volt prizden de şarj edebilirsiniz. Fakat burada şöyle bir sorun var. Pil kapasitesine göre değişmekle beraber en az 20-25 saat beklemeniz gerekiyor %100 şarj olması için. Bu da günlük kullanımda biraz sıkıntı oluşturabilecek bir durum. Çünkü 20 saat, 25 saat kimse bekleyemez diye düşünüyorum. Yine de bunu da bilmekte fayda var. Tabii 220 volttan şarjı kullanabilmek için özel bir kabloya veya dönüştürücüye ihtiyacınız var. Genelde otomobillerde bu dönüştürücü verilmiyor. Veren markalarda var. Peki Türkiye'deki şarj istasyonu meselesinden biraz bahsedeyim. Şimdi bir Anadolu Ajansı'nın bir haberi vardı. O haberdeki rakamlara göre konuşuyorum ama bana biraz fazla geldi bu rakamlar.
2022 yılında Türkiye'de 4800 tane şarj istasyonu varmış arkadaşlar. Tabii bu rakam şey, tabii ki onu söyleyeyim, ticari olanlardan bahsediyor. Yani sizin evinizde kurduğunuz şarj istasyonu buradaki rakamda olmaz. 2023 Mart ayı itibariyle rakam 6500 olmuş. Bence o kadar yüksek değildir ama hadi doğru olduğunu kabul edelim. 6500 fena bir rakam değil. Ama benim önerim, şarj istasyonunu mutlaka kurdurun. Gelelim şarj konusuna. Şimdi iki tip şarj var diyoruz, söylüyoruz hep. AC ve DC. Yani AC ve DC dediğimiz, hani alternatif akım, doğru akım. Doğru akım hızlı şarj eder. Yani DC dediğimiz şarj hızlı şarjdır ve aracınızı hızlı bir şekilde şarj eder ama bunun için otomobilin de DC şarjı destekliyor olması gerekiyor. Büyük oranda destekleniyor bu arada. Yani birçok otomobilde bu var ama bazı böyle ucuz olan versiyonlarda ya da bazı modellerde getirmeyebiliyorlar DC şarjı. Ama artık şu anki satılan olanlardan bahsediyorum. Yani sıfır aldığınız zaman genelde DC şarj var artık hepsi. Hemen hemen. DC şarj evde yapamazsınız. Çünkü makineler çok pahalı. Çok ciddi bir altyapı gerekiyor. O yüzden genelde şehirler arası yollarda DC şarj olur. Ve DC şarjın da yaklaşık işte %80'e kadar 30 dakikada şarj oluyor. Kalan içinde bir 20-30 dakika daha beklemeniz gerekiyor bu arada. Çünkü pilin teknolojisinden dolayı bu deruni bir konu ama biraz daha fazla beklemeniz gerekiyor. Sizin en çok kullanacağınız, normal kullanımdan bahsediyorum, şehir içinde aracı kullanacaksınız. AC dediğimiz AC şarj kullanacaksınız. Bunu da söylediğim gibi az önce bahsettim. Mutlaka evinizde veya işlerinizde olmalı ki akşam gelip hani taktınız veya sabah işte evden geldiniz, şarja koydunuz, sonra arabayı alıp gittiğiniz zaman şarjınız olsun. Çünkü DC olmayan şarjda, yani AC şarjda epey bekliyorsunuz. En az 3-4 saat beklersiniz. Tabii ki bu aracın pil kapasitesine göre değişmekle beraber ve şarj istasyonunun kapasitesine göre değişmekle beraber tam şarj için en az 3-4 saat beklemeniz gerekiyor. Bazı otomobillerde bu rakam 6-7 saate kadar çıkıyor. Ama şöyle bir güzelliği var elektrikli arabanın. Özellikle şehir içinde çok mantıklı ve şehir içinde dur kalk trafikte daha fazla menzil elde ediyorsunuz ki menzil meselesinde değineceğim arkadaşlar. Şehir içinde dur kalk trafik avantajlı bir şey oluyor. Elektrikli arabanız varsa o duruşlarda rejenerasyon dediğimiz bir teknoloji var ki bu da %80-90 elektrikli araçlarda bulunan bir teknoloji. Frene bastığınız zaman ya da işte araç yavaşlamaya çalıştığı zaman elektrik üretiyor. Ürettiği elektrikte aracın şarj olmasını sağlıyor pilinin ama tabii bu %10-20 oranında fark eder bu arada. Hadi çok zorladınız. Sürekli yokuş aşağı indiğinizi varsayıyorum. %30 olur en fazla. Hani sıfırdan bir aracı şarj etmez. 100 kilometre menzil alacaksanız en fazla 30 kilometre geri kazanabilirsiniz. Hepsini kazanmak diye bir durum söz konusu değil. Eşyan tabiatına aykırı. Şimdi gelelim şehir dışı kullanımına. Şimdi bana en çok sorulan, hatta benim bununla ilgili özel bir videom da var kanalda, Zoe ile şehirler arası bir yola çıkmıştım. Şehir dışında çok sıkıntı elektrikli araçlar. Neden diyeceksiniz? Birkaç sebebi var. Bence birinci sebebi menzil meselesi. Şimdi elektrikli araçların menzili işte genelde WLTP dediğimiz bir standarda göre veriliyor. Bu standartta da aracın işte belli hızda gittiği varsayılıyor. Tabii şehirler arası yollarda hani bu hız dedim işte 80 kilometre, 90 kilometre maksimum. Ama şehirler arası yolda en az 90 yapıyorsunuz. Burada en az limit 90. 100, 110, 120 çıktığınızda oluyor. Doğal olarak mesela ben Zoe'deki yaşadığım tecrübeyi söyleyeyim. 400 kilometre menzili var normalde aracın. Hatta şehir içinde ben 450 kilometre bile gördüm. Ama şehirler arası yolda 300 kilometrede kalıyor. Çünkü hızlı gitmek zorundasınız. Orada yavaş gitme opsiyonunuz yok. O yüzden şehirler arası yolda birazcık durum sıkıntı. Birinci sebebi menzil düşürüyor. Çünkü hızdan dolayı. İkinci sorun, şarj istasyonları tam istediğiniz noktalarda değil. Sizin diyelim ki 150 kilometre şarjınız var. Bir sonraki şarj istasyonu 200 kilometre sonra. O yüzden ne yapıyorsun? Bir dakika dur, ben şarj edeyim arabayı diyorsun. Bir ekstra bir endişe taşıyorsun. Çünkü yolda kaldığınız zaman hani bir depo elektrik alayım da arabayı doldurayım gibi bir durum söz konusu olmayacaktır arkadaşlar. Aklınıza jeneratör falan gibi çözümler de gelir ama jeneratörün vereceği enerjiyle aracı bayağı uzun süre çalıştırıp ancak böyle 3-5 kilometre bir menzil elde edebiliyorsunuz. O da ayrı bir konu. Şehirler arası yolda çok dikkatli olmak lazım. Yolu iyi planlamak gerekiyor. Artı şöyle bir sorun da olabiliyor bazen. Gittiğiniz yerde şarj istasyonu dolu olabiliyor, bozuk olabiliyor, çalışmıyor olabiliyor, olmayabiliyor falan gibi durumlar da yaşayabilirsiniz. O yüzden bu konularda dikkatli olmanızı öneriyorum. Şehirler arası yollar için yani bence şarj istasyonunun sayısı artması gerekiyor. Muhtemelen yani 1-2 sene içinde artacaktır bu arada. Onu söylüyorum. Ama şu anki durum açısından biraz tedbirli olmak gerekiyor. Yani gidemezseniz demiyorum, ben gittim. Balıkesir'e gittim geldim ama 8 kere şarj ettim mesela arabayı. Düşünün yani 1500 kilometre yol yapmışım, 8 kere şarj ettim aracı. Kabaca bir söylediğim rakam bu. Çünkü panik yaşıyorsunuz. Hani acaba yetişebilir miyim? Acaba şarj istasyonu olur mu? Vakit bulur muyum? Bir de öyle bir sorun oluyor. Çünkü ciddi bir vakit beklemeniz gerekiyor. Şehir dışı kullanımda böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Gelelim bakım meselelerine. Şimdi elektrikli araçlarda en çok anlatılan konu budur. Hani bakımı yok. İşte şöyledir, böyledir. Doğru. Evet, bakım yok. Çünkü hareketli bir motor vesaire parçası yok. Yani motoru var ama anladığımız manada bir motor olmadığı için onun çok fazla bir bakımı da olmuyor arkadaşlar. Bakımda ne oluyor? İşte lastikler eskimişse lastik değişimi, ki bu da zaten birkaç yılda bir olacak bir konu. Balatalar değişebilir.
olabiliyor. Ya da işte polen filtresi falan gibi, işte silecek suyu falan gibi şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında değişen bir parçası yok. Bu konuda evet doğru, yani çok fazla bir bakımla ilgili bir derdi tasası olmadığını söyleyebilirim. Sosyal medyada bir arkadaş da bana servis ve parça tedariği bulunabilirliğini sormuştu. Tabii benim böyle bir tecrübem olmadı arkadaşlar. Yani olanlarsa varsa yorumlara yazabilir. Benim tahminim çok servisle veya parçayla ilgili bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Normal bir araçta bilinen bir markadan bahsediyorum tabii ki. Çok no name ya da hani Türkiye'de faaliyeti olmayan bir markanın parçasını bulmanız zor olabilir ama Türkiye'de faaliyette olan bir şirketin, bir otomobil markasının parçasının bulunamayacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi çok fazla parçası yok. O parça dediyse tamponudur, bir şeydir. Onlar da muhtemelen bulunur diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim çok fazla konuşulmayan, çünkü şu an için belki erken bir konu ama pil ömrü konusuna. Şimdi biliyorsunuz yani telefon kullanıyoruz. Telefonun bir pil ömrü var. İşte hatta bugün de bir sosyal medyada bir paylaşım yapmıştım. İşte Dyson bir robot süpürge üretti dedim. İşte 2 sene sonra pili biter diye yazdı Murat Tosun abimiz, sağ olsun. Otomobil camiasının önemli isimlerinden bir tanesi. Evet, yani pili bitecek bu araçların eninde sonunda. Geleneksel otomobillerde biliyorsunuz motor ömrü var. Onun da bir ömrü var. 300 bin, 500 bin neyse artık, ki bayağı yukarı çıktı artık bu. Diyelim 1 milyon kilometre yaptınız, taksiko olarak kullanıyorsunuz. 1 milyon kilometre sonra sandık motor tabir edilen motoru değiştiriyorsunuz ya da rektifiye yapıyorsunuz. İşte efendim segmentler değişiyor, şu oluyor, bu oluyor. Aracı kullanmaya devam ediyorsunuz. Tabii burada en önemli sorun pil meselesi. Pilin ömrü de bitiyor. Genelde üreticiler 7 ya da 8 sene garanti veriyor pillerine arkadaşlar. 8 seneden sonra garanti vermiyor. Pilin ömrü azalmaya başlıyor. Yani 10 sene sonra pil bitince ne olacak diye sorular gelebilir. Tabii ki dediğim gibi bunun için şu an konuşmak için çok erken. Türkiye'de henüz bunun çok fazla altyapısı yok ama muhtemelen 1-2 sene içinde benim öngörüm, hani böyle pil üreten markalar, işte şu arabanın pili değiştirilir, şu arabanın pili güncellenir gibi şeyler çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü yurt dışında var. Mesela Zoe için bunu gördüm ben birkaç tane yurt dışı videosunda. 40'lık Zoe'yi almış, 50'lik Zoe pili takıyor. Yazılımı güncelleniyor ve araç işte yeni menziliyle ve daha uzun bir kullanımla hayatına devam ediyor. Tabii bunların bir maliyeti var. Şimdi bunu bir bayiye gidip sorduğunuzda size kabaca rakamlar söylüyorlar. Ama benim yani öngörüm, örneğin TOGG'un pili bitse değiştirmeye kalksanız bir 300-400 bin lira verirsiniz gibi geliyor bana. Şu anki şartlarla konuşuyorum. Diğer markalardaki durumu bilmiyorum tabii. Tecrübesi olan, yorumu olan varsa yazarsa sevinirim. Bu arada enteresan bir konu da var. Bu araçların dönüşümü de olabilecek diye düşünüyorum ben. Şu anda çok fazla yok. Örneğin sizin eski model bir benzinli veya dizel bir aracınız var. Bunu elektrikliye çeviren sistemler var. Şimdi bunlara iki DMA diye bir firma var. Bu eski bir firma. 2007 yılında kuruldu. Toyota Corolla eksenli otomobiller geliştiriyordu ve tamamen %100 elektrikli, ki yani ne Tesla vardı ne bir şey vardı Türkiye'de. Türkiye şimdi girdi ama TOGG bile konuşulmadı 2007 yılında. Bu marka hala da var bu arada. Üretiyorlar da. Gidip onlardan mesela bir Toyota Corolla alabiliyorsunuz. %100 elektrikli. Bir de arkadaşlar Imecar diye bir firma var. Antalya'da bunlar. Hatta bir iki tane böyle ticari fiyat otomobili de dönüştürmüşler arkadaşlar. Sitelerinde falan var nasıl yapıldığını. Hatta yayı falan da yapmışlar ama anladığım kadarıyla bunlar seri üretim yapmıyorlar. Yani ben arabamı getirdim, sen bunu bana işte çevir gibi bir durum söz konusu değil. Ticari olarak yapılıyor. Bunun şeyini bilmiyorum tabii ki. Trafikte kullanılabiliyor mu? Aracın tabii ki bazı dengeleri bozuluyor. Hatta bu Imecar'a yazdım ben. Fakat bir yanıt gelmedi. Hani bunlar trafiğe çıkabiliyor mu diye. Çünkü aracın her şeyi değişiyor. İşte pili nereye koyuyorsunuz? Otomatik vitesli olmak zorunda biliyorsunuz. Elektrikli otomobil otomatik vitesli vesaire. Hani bu nasıl oluyor diye sordum ama bir yanıt alamadım ben. Bu konuda bilgisi olan varsa yorumlara yazarsa sevinirim ama bence birkaç sene içinde bu elektrikli, yani dizelden elektriğe dönüşüm meseleleri de gelişecektir diye tahmin ediyorum. Gelişmek zorunda, çünkü eski arabaları ne yapacağız? O tarafta ne olacak? Soruları insanların aklına takılıyor. Gelelim elektrikli otomobillerin konforuna. Bunu da sormuştu bir arkadaşım sosyal medyada. Şimdi konfor tabii ki normal araçlardan bir farkı yok arkadaşlar. Otomobiller hani dıştan baktığınızda zaten bir aracın elektrikli mi değil mi olduğunu böyle, hani bazıları işte mavi renkli olabiliyor. Bazı yerlerinde mavi renk oluyor ama çoğunda da anlayamazsınız, öyle söyleyeyim. Hani bilmiyorsanız eğer o markayı veya modeli, hani bu araba elektrikli, ha bu araba değil diyemezsiniz. O yüzden konfor anlamında bir fark görmedim ben. Hani Zoe'ye bindim, MG4 bindim. Bunların hepsi kanalda incelemeleri var benim. Ve hani gayet güzel otomobiller. Konfor anlamında da bir sıkıntıları yok. Ben bir konfor anlamında hani normal bir otomobilden bir farklılık görmedim. Gelelim elektrikli otomobillerle ilgili söylenen çevrecilik hani iddiasına. Ne kadar çevreci, ne kadar değil tartışılır. Yani şöyle söyleyeyim. Dizel ve benzinli bir araca göre aynı kullanım süresinde elektrikli otomobiller daha çevreci olduğu bir gerçek. Yani daha çevrecilikten kastettiğim şey şu. Daha az karbondioksit salınımı yapıyorlar bu araçlar. O bir gerçek. Ancak tabii şöyle bir durum var. Elektrikli otomobillerde kullanılan işte lityum teknolojileri var. Farklı teknolojiler var. Bataryalar çok çevreci şeyler değil. Kullanım sırasında bir sorun olmamakla beraber
üretim sırasında bu tarz araçların bir şekilde çevreye zarar veriyorlar. Yani daha doğrusu çevreye zarar vermeden bir otomobil yapmanız da çok mümkün değil. Bununla ilgili hidrojen filan çalışmaları var. Hidrojenle çalışan araçlarla ilgili Toyota özellikle ciddi yatırımlar yapmaya başladı son yıllarda. Bunlarla ilgili bazı gelişmeler de var. Ama bir araç aldığınız dizel veya benzinli, bir araç aldığınız elektrikli, işte ikisinde 300 bin kilometre kullandınız diyelim ki, benzinli olanın çevreye olan zararı daha fazla veya dizel olanın zararı daha fazla. Elektrikli o kadar zarar vermiyor ama tamamen çevreci ya da tamamen zararsız demek de doğru değil. Son olarak şundan da bahsedeyim. Elektrikli otomobillerde menzil meselesi araçtan araca değişiyor. Biliyorsunuz 300 km olanı var, 500 olanı var, 600 var. Hani benim bildiğim kadarıyla şu anda en fazla 600'e kadar çıkabiliyor. En uzun menzili sunan elektrikli otomobil. Bu tabii yıllar içinde artacaktır. Birkaç sene sonra bu videoyu izlerseniz 1000 km'de görürüz diye tahmin ediyorum. Şimdi bu menzil meselesi birazcık şey, nasıl kullandığınıza bağlı değişiyor. Yani şehir içinde ve şehir dışında, az önce söyledim, farklılık olduğunu belirtmiştim. Soğukta ve sıcakta da değişiyor. Yani siz bu aracı mesela Erzurum'da kullanmak istediğiniz zaman kış, alacağınız menzil 300 km olmayacaktır. %20-%30 düşüyor arkadaşlar. Özellikle 18 derecenin altına doğru indikçe, 15 derece, 13 derece, 10 dereceye doğru indikçe aracın menzili düşüyor. 23-24 derecelerde, yani normal insanın yaşayabildiği ve rahat edebildiği, işte böyle kısa kollu falan durabildiği bir ısı derecesinde ise aracın menzili o verilen değerlere yaklaşmış oluyor. Tabii daha yüksek sıcaklıklarda da ufak tefek sapmalar olacaktır diye düşünüyorum. Ama asıl oynama tarafı düşük sıcaklıkla normal sıcaklık arasında değişiyor. O yüzden soğuk bir iklimde kullanacaksanız menzilin biraz düştüğünü söyleyeyim. Ya da kışın kullandığınız zaman menzil fark ediyor. Yazın kullandığınız zaman menzil fark ediyor. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. Evet, bu videoda sizlere elektrikli otomobillerle ilgili aklınıza takılabilecek bütün sorulara yanıt vermeye çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Biliyorsam ben mutlaka yanıt veriyorum. Bilmiyorsam da eğer tecrübesi olan birileri varsa okuyuculardan, takipçilerden, onlardan rica ediyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu her videonun kapanışında söylüyorum. Abone olanlar var, olmayanlar var. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Bu benim için önemli. Çünkü abone sayısı arttıkça ben de en azından hani kanalımda bak bu kadar abone var, böyle işler yapıyorum, bu şekilde video çekiyorum diye en azından hem markalarla olan iletişimimi güçlendiriyorum hem de benim için bir motivasyon kaynağı oluyor. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada mevcut arkadaşlar. Tek bir tıkla beni oralardan takip ederseniz sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.